Breve. Ya biliyordum işte, biliyordum işte, biliyordum ya, şimdi. Bülent, aşkım. Geliyorum aşkım, canım, sevgilim. Geliyorum, geliyorum, dur. Aşkım, canım, bir tanem mi? Ne yaptın bugün? İşte Simoş buradaydı ya aşkım. Evet. İşte siz Hakan'la ilk satır konuşmuşsunuz. Biz durumun kare köküne kadar indik. Heh, peki şey, sonuç? Ne çıktı sonuç? Nasıl çıktı? Neymiş sonuç? Ne oldu yani? Yani işte eğer Hakan Simoş'a baskı yapmasaydı Simay'da yalan söylemek zorunda kalmazdı, bu birincisi. İşte ikincisi de... Bir şey soracağım. Ben sana baskı yapıyor muyum? Yok. O zaman sen benden bir şey gizlemezsin değil mi? Gizliyor muyum? Bilmiyorum, gizliyor musun? Gizlemiyorum. Yani sen bana yalan söylemezsin, hiçbir şey gizlemiyorsun, öyle mi? Yok. Telefonum yukarıda şarjdaydı, çalıyor, bir bakayım mı ben ona? Bak hadi. Ben bakayım ona. Hadi bak bakalım. Telefon. Bir şey gizlemiyormuş, ben de bunu yedim çünkü. Peki. Ortam kovalıyorsun demek söylemeye. Olur, beklerim aşkım benim, ben beklerim, ne olacak ki? Kız mı, erkek mi? Yoksa ikiz mi ya? Aman ya, sağlıklı olsun da ben de neyi düşünüyorum Allah aşkına. Aşkım, aşkım, ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum Bülent. Tamam, niye öyle tepelere uzanıyorsun? Kocan var senin burada, ne gerek var? Bunu mu istiyorsun? Evet. Ah. Ya hırsız kovalamıyorum, tencere alıyorum Bülent. Ya seninle ne ilgisi var ayrıca? Aa yok, hayır. Bundan sonra seninle ilgili her şey benimle de ilgili. Olur mu öyle şey ya? Heh. Vay, vay, şu yemeklerin güzelliğine bak. Sen kocana ortamlar mı hazırlıyorsun ha? Ben var ya dünyanın en şanslı adamıyım. İyi ki evlenmişim sen. Evet, şimdi onu bana veriyorsun, sonra sen buraya oturuyorsun, gel bakalım. Bundan sonrası bende, otur, 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 otur. Lan ne yapıyorsun? Sen niye böyle tuhaf davranıyorsun ya? Ayrıca sen yemek yapamazsın ki zaten. Evet, yemek yapamayabilirim ama çok güzel direktif alırım, bana söylüyorsun. Evet. Evet. Evet, söyle bakalım. Bunu mu doğrayayım? Karıştırıyor muyum, ne yapıyorum? Doğra. Doğrayayım. Nasıl doğrayacağız? İnce. Yeni yapmıştım, sıcaktır hala, aç sana. Yedim ben. Sen bu saatte yemek yemezdin. Stresten herhalde. Ben yedikçe yiyesim geliyor. Alo. Başak, bir dakika dur. Şimdi söyle. Yemek mi yiyorsun sen bu saatte? Kıymalı makarna. Yok artık. Açım ya, sürekli açım yani. Tabii. İnsan iki canlı olunca öyle oluyor değil mi? Başlama istersen yine. Söylemeye karar verdim zaten. Aferin sana, aferin sana, aferin. Sen bunun için mi aradın bu saatte beni? Hayır, ben seni bunun için aramadım. Simoş, Bülent böyle bana bir tuhaf davranıyor. Böyle bir ilgi, bir şefkat falan ama böyle abartılı. Ne var bunda, ne güzel işte. Nesi güzel, böyle bildiğimiz Bülent gibi değil, böyle bir... Simoş, bu beni aldatıyor mu? Aman bu da mı gerçekti benim başıma? Simoş. Başak saçmalama lütfen. Bülent'ten bahsediyorsun, ne alakası var? Aranız kötüydü işte, düzeltmeye çalışıyordur. Diyorsun. Ay ne bileyim, bilmiyorum ben. Başakcığım, istersen yine senaryo yazmaya başlama. Ya git bir duş al, kitap falan oku, kafan dağıt. Bülent'e de sarma yani. Hadi bak ben de yatacağım, tamam mı? Hadi. Yatma. O kadar yemek yiyip üstüne yatılmaz, valla hık diye gidiverirsin. Bir şey diyeceğim. Pelin aradı mı seni? Ya bak o kadar aradık, dönmedi bile. Başakcığım bak.
lütfen bir de Pelin'e sarma ya. Barış'la beraberdir işte. Ne? Barış'la olunca bizi unutacak mı böyle? Barış'la da görürsün ama bizi ihmal etmesin yani, saçmalık. Güzelim. Canım, bak senin birilerine sarısın gelmiş. Tamam, anladım. Ama lütfen Bülent'i de Pelin'i de rahat bırak. Ya git biraz kafanı dağıt, tamam mı? Hadi bak ben de yatacağım. Hadi kapatıyorum. İyi geceler güzelim. İyi geceler. Şimdi... Ben de senin suratına kapatacağım bir gün. Aşkım. Bak ben sana ne hazırladım. Gel. Gel. Bülent. Bana doğruyu söyle. Ölüyor muyum ben? Ne kadar zamanım kaldı? Kaç yıl? Yıl bile değil, değil mi? Ay. Gün? Saat mi kaldı? Tamam söyle, hazırım ben. Hadi söyle. Aşkım ne diyorsun sen? Ne anlatıyorsun? Bülent bana niye böyle davranıyorsun? Böyle bir tuhaf. Öleceğim değil mi ben? Ondan bu kadar ilgili davranıyorsun. Bana hadi söyle. Gel. Ben sana tabii ki ilgili davranacağım. Tabii ki iyi davranacağım. Sen benim karımsın ya. Ama sen bana bu kadar ilgi gösterirsen şımarırım ki ben. Şımarır. Saat 6. Randevumuz başlamıştır. Söz veriyorum, kurutma makinesini bu hafta kuracağım. Dayanamıyorum aşkım, ben yatacağım. Tamam aşkım, yat geleceğim ben de. Hiç abartmıyorum. Bugün hayatımın en korkunç günüydü. Ne oldu ki? Babam annemi aldatmış. Ne? Bebeğinizin gelişimi anne karnında başlar. Anne sütü hayattır. Bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirir. Hamileliğiniz boyunca süt arttırıcı ürünler tüketmeye, kemik sağlığınızı korumak için doğal, lifli, işlenmemiş gıdalar tüketmeye özen gösterin. Bunlar benim için mi? Evet aşkım, kim için olacak başka? Hem de hepsini en organiğinden, en doğalından tek tek seçtim. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me, me diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın... Baba! Kızım benim, kızım. Hoppa! Oh, hani öpücük? Oh, iyi misin kızım? İyi. Güzel, aşkım. Ha, kızım. Ha, ha, geliyorum. Gelirken su getirir misin? Getiririm aşkım, getirmez miyim ya? Şimdi de açma da bak ben sana neler yapacağım artık. Efendim Başak, günaydın. Ay günaydın Pelücüm, neredesin sen ya? 7849 kere aradım seni, niye açmıyorsun telefonunu? Ya o kadar çok şey oldu ki. Aa ne oldu, iyi misin? Yani işte şimdi çok uzun, anlatamayacağım böyle. Desene hepimiz için olaylı bir geceydi. Sana ne oldu? Şimdi telefonla anlatmayayım, eve uğrayıp Fila'ya geçeceğim. Sen Sima'yı ara. Birlikte kahvaltı yapalım. Tamam. Tamam hadi bay bay, görüşürüz. Aa sen de mi çıkıyorsun? Barış'ın yanına gideceğim. Ya gerçekten evet mi diyeceksin? Ya sen bana güven. Ben ne yaptığımı biliyorum, sakin ol. Tamam. Tamam. Sen de kendini fazla yorma, dikkat et. Ne yoracağım? İşte Fila'ya gideceğim. Kızlarla kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra iş, sonra da ev. Tamam. Böyle kendini yormadan yavaş yavaş, ağır ağır. Slow motion, tamam? Şeyi Sima'ya da söyle, o da bir an önce Hakan'la arasını düzelsin artık, tamam? Alsın gönlünü. Hiç merak etme, o iş bende ayrıca. Akşam sana sürprizlerim olabilir, hazırlıklı ol. Tamam. Hadi bay bay. Çıkmıyor musun sen? Birazdan çıkacağım. İyi, hadi. Tamam, hadi öptüm, bay bay. Ne yaptın? Düşündün mü teklifimi? Düşündüm ama öncesinde sana sormak istediğim birkaç bir şey var. Dinliyorum. Bu almayı düşündüğüm mekanı gördüm. Bayağı iddialı bir yere benziyor. Belki haberin vardır. Sinan
Pelin'in hisselerini satın almak istiyor. Hiç şüphe yok, sonra da seninkileri satın almak isteyecek. Yani Filia'nın tek sahibi olacak. Bilmiyorum. Ben henüz böyle bir teklife gelmedi yani. Peki gelirse ne yaparsın? Senin de çalışırken Filia'da hissemin olması hiç etik değil. Satarım. Demek ki bundan sonra beraberiz. Sinan bu kararından hiç hoşlanmayacak, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bir şeyler misin? Afiyet olsun, sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.